Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 10 Kasım Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında sonsuz sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz önderimize. Sınava girecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sınavdan çıkan arkadaşlarıma da büyük geçmiş olsun. İnşallah hepsi adına hayırlı uğurlu olur sonuçlar. Bugüne kadar özellikle dün çıkmış sınav sorularına, bugüne kadar olanları hep elimden geldiğince cevapladım. Dün çıkan soruları da bana atılanların cevaplarını yayınlayacağım arkadaşlar. Şebi Aruz hangi şehirde düzenlenir? Konya'da arkadaşlar. SİHA nedir? Silahlı, insansız, hava araçtır SİHA. Doktorluğun ettiği yemini sormuşlar. Hipokrat yeminidir arkadaşlar. Doktorlar Hipokrat yemini eder. Binaya su bassa ne yaparsın? Su basarsa evin borularından ise vanaları kapatırız öncelikle. Ama sel ile alakalı ise sigorta yapılması gerekir. O sigorta ile alakalıdır. Güvenlik yenileme neden olur. Kimlik yenilemesi süresi dolduğu için yani 5 yılda bir zorunlu olarak kanun gereği yenileme yapılmaktadır bu yüzden. Kimlik yenilemesinde süreci oda oldu olanlar bu işlemi yapıyor zaten. Toros dağları nerededir? Akdeniz dağlarını birbirine bağlayan sıralı dağdır. Suriye'ye kadar uzanır. Silahlı molotovlu saldırıda güvenlik hangi yetkisini kullanır? Tabii ki zor kullanma yetkisini kullanır arkadaşlar. Yüz, beden ve mimiklerle yapılan iletişime ne denir? Beden dili diyoruz. İrade-i cedid nedir? Takvim-i vakaya nedir diye sorulmuş. Takvim-i vakaya ilk resmi gazetedir. İrade-i cedid ise 3. Selim'in emriyle 1793'te Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerini karşılamak amacıyla oluşturulan bütçedir irade-i cedid. Yangın söndürücüleri nelerdir? Yangın söndürücü maddeleri sormuşlar. Su, kum, karbonhidrat gazıdır. Uğurludağ nerededir? Uğurludağ Çorum ilinin bir ilçesidir arkadaşlar. Doğal engeller nelerdir? Dağlar, tepeler, göller. Suç işlediği ve ortada suçlu ve suç aleti var. Ne yaparsınız? Kime nasıl teslim edersiniz diye sormuş bir arkadaşımıza. Genel kurula teslim tesellim tutanağı ile teslim edilir arkadaşlar. Suç ve suç unsuru aletler. Ve suçlu şahıs eğer şüphe şahıs. Hepsi genel kurul gelene kadar biz gözetim altında tutuyoruz. Genel kurul geldiğinde de tutanakla olayı, delilleri, şahsı genel kurula teslim ediyoruz, devrediyoruz. Merkezi alarm sistemi için kim izin vermekle yetkilidir? Tabii ki valilik. Pamuk yetiştiriciliği en çok hangi bölgemizde olur? Akdeniz bölgesinde pamuk yetiştirilir arkadaşlar. Atatürk'ün 100. yıl dönümü tüm ülkelerde anılacak. Buna karar verilen organizasyonun adı UNESCO arkadaşlar. Yangın ekibi kimlerdir, ekipmanları nelerdir diye sorulmuş. Söndürme ve kurtarma ve ilk yardım ekibidir arkadaşlar. Yaya devriyesi nasıl atılır, nelere dikkat edilir? Öncelikle devriye önleyici hizmet, suçların olmaması için atılan bir devriyedir. Devriye atılırken iyi bir gözlemci olunmalı. Her yere devriye atılmalı. Yani her yerde gezilmeli. Sadece bir yerde oturulup ben devriyedeyim dememeli. İşini hakkıyla yapmalı. Devriyenin önemi olabilecek suçu önlemek için. Bu yüzden de insanlar resmi olarak bizi devriye anında görebilmeli. Görünür yerlerde gezmeliyiz yani. Aspirinin ham maddesinin ağacı sorulmuş arkadaşlar. Ağacı söğüt ağacıymış. Ham maddesi de salisilik asitmiş. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bu gezegen nedir? Venüs'tür arkadaşlar.
Güneş'in doğudan doğup batıdan battığı gezegen Venüs gezegeniymiş. Ege'deki adalarla ilgili sıkıntıda olduğumuz, sıkıntı yaşadığımız ülke Yunanistan. Komşu ülkemiz Yunanistan'dır arkadaşlar. Ege adalarında sorun yaşadığımız ülke Yunanistan'dır. İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Devriye çeşitleri ve yöntemlerini sormuşlar. Yaya devriye, atlı devriye, bisikletli devriye, motorize devriye. Yöntemleri dairesel yöntem, planlı yöntem, rastgele yöntem. X-ray cihazının bölümleri solunum, hava, dolaşım demişler. Sultanı İklimi Rum diye anılan padişah. Sultanı İklimi Rum Yıldırım Beyazıt'mış arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt. Devlete karşı suç işleyen 6 ay hapis cezası alan biri özel güvenlik görevlisi olabilir mi? Demişler. Kesinlikle devlete karşı suç işleyen biri özel güvenlik görevlisi olamaz arkadaşlar. Bu vatana ihanettir. Asla güvenlik görevlisi olamaz. Bize bu kartı veren gibi bir soru atmış arkadaşlarımız. Bize özel güvenlik kartını verin soruyorlar anladığım kadarıyla. Valilik bu kartı bize veriyor. Belli bir temel eğitim kursundan sonra özel bir soruşturma geçiyoruz, özel güvenlik soruşturması. Ondan sonra valilikten emniyet müdürlüğüne evraklarımızı teslim ediyoruz ve kartımızı alıyoruz. Seyahatnameyi yazan kimdir? Evliya Çelebi'dir. 1920 yılında hangi salgın hastalık vardı? 1920'deki salgın hastalık İspanyol gribiymiş arkadaşlar. Özel güvenlikte boy ve kilo şartı nedir gibi bir soru gelmiş. Özel güvenlikte boy, kilo, askerliği yapıp yapmadığım bu tip şeyler aranmıyor arkadaşlar. Özel güvenlikte aranan bir şart değildir bunlar. Özel güvenlikte aranan şartlar silahlıysa liseyi bitirmiş ve 21 yaşını doldurmuş olmak. Silahsızsa ilk öğretim yani 8 yıllık ilk öğretim bitirmiş ve 18 yaşını doldurmuş olmak, adli zincirinin temiz olması, sağlıklı olması yeterli. Milletvekili kaç kişiden oluşur arkadaşlar? Milletvekili mecliste 600 kişiden oluşur. 5188 sayılı kanunda bulunan zor kullanma yetkisini nereden alırız diye bir soru gelmiş. Zor kullanma Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesi, Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerinden alıyoruz arkadaşlar. Aspirinin ham maddesini sormuşlar. Salisilik asit, aspirinin ham maddesi ve türevleri söğüt gibi bazı bitkilerin yaprak ve kabuklarında bulunuyormuş. Türkiye'de bulunan COVID aşısının ismi Turkovac arkadaşlar. Bonsai nedir diye sorulmuş. Sentetik kannabinoid veya bilinen adıyla bonsai. Esrar etkisi veren bir tasarım uyuşturucu. Kişilerde esrar etkisi uyandıran bir uyuşturucu madde. Dünyanın en büyük şehri sorulmuş Tokyo arkadaşlar. Dünyanın en büyük şehri Tokyo. Özel güvenlik görevlisi sertifikasını alırken hangi raporları yani hangi doktorlara gidiyor gibi sorulmuş. Kulak, burun, boğaz, psikiyatri, göz, ortopedi gibi doktorlara gidiyor. İçinde 6 aylık bebek bulunan bebek arabası X-ray cihazından geçebilir mi? Geçemez, radyasyona maruz kalır arkadaşlar. Çünkü daha çok küçük. Kalabalıklarda toplumsal olaylar izini kimden alır özel güvenlik görevlisi? Tabii ki valilik mülkiyetimiz olduğu için arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi sorulmuş. Mehmet Akif Ersoy yazarı, Osman Zeki Üngör de bestecisidir. İmanın şartları sorulmuş arkadaşlar. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplarına inanmak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, kadere inanmak, peygamberlere inanmak. İmanın şartları. Köylülerin toplanarak yaptıkları iş yöntemi imece usulüdür.
suçüstü halinde yakalamayı kimler yapar diye soru sorulmuş. Tabii ki suçüstü halinde herkes yakalama yapabilir. Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker diye sorulmuş. 4 yılda bir arkadaşlar. 4 yılda bir 29 çeker. Mesnevi'nin yazarı kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi'dir. 2020 olimpiyatları nerede yapıldı? 2020 olimpiyatları Tokyo'da yapıldı arkadaşlar. İstanbul Denizi'nin altındaki raylı sistemin adı nedir? Marmaray'dır arkadaşlar. Marmaray. Pusula'da ne harfi, ne yönü, neyi gösterir? Kuzeyi gösterir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı hangi ilde başladı? Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ün önderliğinde başladı. Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği bir mücadele olup 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştur. Yani başlangıç ili Samsun'dur. Dünyanın en büyük nehri Nil Nehri'dir arkadaşlar. İstiklal Marşı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk okuyan kişi sorulmuş. Hamdullah Subhi Bey okumuştur ilk kez. Hamdullah Subhi Bey İstiklal Marşı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan kişi. İş sağlığı ve güvenliğinin tarafları kimlerdir diye bir soru gelmiş. İş sağlığı işçi, işveren ve devlettir. Dünya haritasını kim çizmiş? Piri Reis arkadaşlar. Bu da başka bir soru. Başka bir ilde sorulan bir soru. Piri Reis çizmiştir dünya haritasını. Genel kolluk kuvvetlerine örnek verin demişler bir arkadaşımıza. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Kolluk Kuvvetleri. 2020 yılı kültür ilimiz hangisidir? Bursa'dır arkadaşlar. 2020 yılı kültür ilimiz Bursa'dır. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.